Adasu. Adasu. Sürpriz. Gelir misin? Sürpriz. Gel bakalım gel. Yine bir oda baskını. Yine bir oda baskını videosuyla karşı karşıyayız ama bu sefer iyi yakaladım. Odan dağınık. Evet, pek toplu sayılmaz. Ama neyse ki kıyafetlerini toplamışsın. O da sanırım okullar tatil olduğu için, ara tatil olduğu için pek Gün fazla... boyu neredeyse zaten aynı kıyafetle durduğum için okula gitmeyince her şey daha kolay oluyor ama odama bayağı bir dağılmış. Evet, yani genelde böyle odanda vakit geçirdiğin eşyalar bayağı, bayağı, bayağı dağınık. Hele şu masanın haline bak. Evet, zaten zamanımı çoğunu orada geçirdiğim için evet, bayağı da. Evet. Şimdi sana ne ceza verelim? Hı? Odanı toplama cezası verelim mi? Tamam. Hem de bunu bir böylece odamı topluyorum diye bir video çekip hem oda turu hem oda toplama videosu yapabilirsin. Evet, tamam, Tamam. olur. O zaman kamerayı sana bırakıyorum. Evet, şimdi odamı toplamaya başlayacağım ama nereden başlasam bilmiyorum çünkü her tarafı çoktan. İlk şu kitaplıktan başlamayı düşünüyorum. Bu kitaplık hem kendisi dağınık hem de şurada kitaplar var. Sonra masamın üstünde kitaplar var. İlk bir kitaplığı toplayacağım, ondan sonra diğer yerlere geçeyim. En başta kitaplığımın en üst rafından başlayacağım. Alt raflara hiç gitmek istemiyorum çünkü gerçekten çok dağınık. Alta doğru gidildikçe iyice dağınıklaşıyor ama en üstten bir başlayayım ben. Öncelikle burada Bilim Teknik dergisi var bir sürü. Bunları nereye koyacağım bilmiyorum ama şu an bir kenarda dursunlar bunlar şimdi. Tamam. Ben en üst rafa bu arada daha serisi olan şeyleri koymak istemiştim ama zaten burada gayet düzenli bir şekilde duruyorlar. O yüzden buraya başka şeyler koyacağım. Yüzüklerin Efendisi'nin ilk 1, 2 ve 4. kitabı burada. Geri kalanı yok. 3 yok, 5 yok, bir de 6 yok. Sanırım 3'ü bir arkadaşım vermiştim okusun diye. Geri kalan nerede bilmiyorum şu an. Bakacağım. Burası biraz boş kaldı ve buradan koymak istediğim kitap var mı diye bakıyorum. Şurada şu iki kitabı koyabilirim. İki kitaplık yer var sanırım yaklaşık olarak. Evet, tam sığdı buraya bunlar. Tamam, bunu bırakıyorum ben. Ama şey düşündüm, acaba buralara süs koymak yerine kitap koysam daha iyi olabilir bence. Çünkü pek fazla sığmıyor gibi kitap bulmak kitapları. Bunu buraya koyayım. Bunu buraya koyayım. Böylece iki kitaplık yerim oldu. Şöyle geçeyim. Şimdi burayı yapacağım. Bu kitapları sanırım şurada bahsettiğim raflara koyacağım. Burayı boş bıraktım çünkü buraya 5. ve 6. kitabı koyacağım. İlla bir yerden çıkar zaten kitaplar. Sanırım kitaplarım bu kadar. Yani başka zaten kitap bulursam geri gelip koyarım ama şu altı şu an hiç burayı şu an yapmak istemiyorum en altı. Buraya birazdan gelirim. Burayı toplayayım şimdi. Bu bitmiş sanırım oda kokusu. Çok güzel kokuyordu ama bitmiş. Bunu hemen atıp geliyorum o zaman ben. Burada yumurta var. Altı yumurta. Bunu kitabıma koyayım.
akrilik boyalar bana tuvali birlikte geldi. Karne ediyorsun olarak amcam almıştı bunu bana. Hala yapmadım ama yaparken bunun da videosunu çekmeyi düşünüyorum. Şu an yapmıyorum ama zaten okullar da açılacak. Ne zaman vakit bulabilirsem artık. İçini şuraya koyayım. Bunu çöpe atacağım. Bunu masama koyacağım. Bu burada kalsın. Tuvalimi de buraya getireyim birazdan. Şimdi şuraları toplayacağım. Şuraları. Buralar. En başta şöyle göstereyim. Burada benim ukulelem var. Bu alalım ne kadar oldu? Yaklaşık 1-2 ay oldu bunu alalı ve söylememişim sanırım aldım. Aldığımdan beri çalışıyorum. Evet, akorları ezberledim ama doğru düzgün çalabildiğim bir şarkı hala yok. Bütün akorları bilmeme rağmen. Bu şekilde ukulelem bu kabı nerede? Şurada. Ve ben rengini çok tatlı buldum. Bunu neden sevmiyorum. Şimdi burada da ukulelemin akorları yazıyor. Burada da şöyle avokado, evet. Pirinç bir avokado var. Bunu şöyle koyayım yatağımın üstüne. Zaten yerindeymiş. Burada bir tane daha yumurta var. Bunu kitaplığıma koyacağım şimdi. Hani Alper bu nasıl kırılmamış çok şaşırdım. Çünkü yatağım sanırım. Buraya koyuyorum. Ay. Bunda ve koyuyorum. Bunun bir kaba olması lazım. Gelmişti son sayısını bulursun. Ha orada. Evli misin? Şöyle bir şey var bunun içine koyayım. Bunları ya masanın üstüne koyacağım ya da kitabıma koyacağım. Aslında kitabımda bayağı boş yer var. Oraya koyabilirim bence. Aslında burada düzenleyecek bir şey kalmadı. Şimdi bunu yerine koyacağım. Kemanım, babamın gitarı ve ukulelem burada duruyor. Çantam da burada duruyor. Evet, yerine o çantayı kullanmaya başlayacağım. Okul açılıyor. Ha evet. Şu halinde. Bunun yeri aslında şurası. Düzenleyelim şimdi. Ve şunları da, şu akorları da masama koyuyorum. Şuralardan devam edeyim. Burada şarj aleti var işte. Bu benim değil. Sonra evet, kitapların nereye gittiği belli oldu. Bütün kitapları burada okuduktan sonra buraya atıyorum sanırım. Bu şişesi var. Rapti mi? Niye burada? Ha, el. Bunları da yerine koyayım kitaplığı. Bu arada eğer istediğiniz videolar varsa bunları da yorumlarda söylerseniz çekebilirim çünkü çekecek video bulamıyorum. Şöyle aslında 15 günlük bir tatilim vardı ama hiç tatil gibi geçmedi gerçekten. Bir sürü ödevim vardı. Onları yapmadan da video çekmeye hiç zamanım kalmadı. Zaten zar zor ödevleri dün bitirdim. Cumartesi günü bir gün kala. Bu yüzden çekemedim ama şimdi daha fazla video çekebileceğim umarım. Ödevler az öyleyse. Şöyle düzenleyeyim. Şöyle bir tane kayıp balık Nemo mu bu? Evet. Burada mum var.
sen sayma. Demişim kaçtayım? Sonra burada şu var. Bunu biraz öne alayım. Bu köpeği de şöyle koyayım. İşte su var. Burada. Boyutum falan bilmiyorum ama yani büyük sanırım. Tuval var. Aynı setten çıkan. Sonra böyle paleti var. Bu vernik miydi? Evet, resim verniğiymiş. Şöyle su kabı. Evet, adını unuttum. Şu süngerlerden yuvarlak yuvarlak. Bu ne için kullanılıyor? Buz çizmek için kullanılıyor. Eskitmek için kullanılıyor sanırım. Eskitme şeyi. Sonra bir sürü fırça var. Bir sürü. Şöyle. Evet. Ve şöyle bir tane büyük var. Başka yok bir şey sanırım. Evet, başka bir şey yok. Bunları da şifon 20'nin üstüne koyacağım. Bir üstüm var şimdi şöyle. Geri dönüyoruz. Eskitim var bir tane. Burada. Burada test çözüyorum çünkü böyle. Şu şekilde. Masada yapmaktan sıkılmışım çünkü artık dersleri. Eskitim bunu da şuraya koyayım. Düzenlerim herhalde birazdan burayı da. Ve şöyle bir tane örgüden kalp var. Bunu da arkadaşım vermişti. Böyle işte kolye, yüzük, bileklik, toka falan bir sürü şey var. Bunları ben nereye koyuyordum bilmiyorum. Şöyle koyayım. Çekmece mi koyayım? Koltuğumu düzelteyim. Şimdi bunu üzerime almıştım aslında. Kaldırıyorum şimdi bunları. Şimdi burada mangalardan biri de kalmış, ona koyuyorum. Ve evet, az kaldı aslında. Ve sadece masa kaldı ve şunun altı. Şu yerde bir sürü test kitabı var ve kalemlik var, içi boş. Şimdilik dursun bunlar. Sıkınca buraları biraz daha kaldıracağım ve burada dergiler var hala. Nereden başlayacağım bilemedim. Şimdi aslında az kaldı. Burayı toplayınca bitiyor her şey de. Şu yerde test kitapları var. Yaklaşık 25-30 dakikadır topluyorum etrafı ve bayağı bir yoruldum. O yüzden ara vereceğim biraz. Ondan sonra toplamaya devam edeceğim tabii. Evet. Şimdi 5 dakika mola vereceğim. Şimdi masayı toplayacağım. Aram bitti. Biraz fazla ara vermişim.
Buraya toplayacağım ama birazcık kabaca toplayacağım. Çünkü masayı toplarken başka videom gelecek. Çekmeceler çok dağınık. O yüzden bunun için bir ayrı bir video çekmem gerekecek. Buranın tamamını toplayabilmem için. Tamam, başlıyorum zaten toplamaya. Dergileri de yerine koyacağım. Şimdi buralara ve çekmecelere şu anda göstermeyeceğim. Çok fazla detayını bilmiyorum şu an. Çünkü bunlarla ilgili ayrı bir video çekeceğim. Masa düzenleme veya masa tanıtıyorum gibi bir video çekeceğim. O yüzden şu an pek fazla göstermiyorum. O videoyu da kaçırmamak için kanalıma abone olup zil butonuna tıklayıp videoma da like atmayı unutmayın. Sanırım bu kadardı. Şunu koyayım yerine. Evet, bu video bu kadardı. Bunun gibi videoları kaçırmamak için kanalıma abone olup zil butonuna tıklayabilirsiniz. Ayrıca videoyu beğendiyseniz like atıp güzel yorumlarda yazabilirsiniz. Bu kadardı. Görüşürüz.